Avcısından herkese merhabalar. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Gülay Kaçan ablamızın işletmesine geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Gülay ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Bizi işletmene kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten çok memnun olduk. Bugün bizlere kuru dolma yapacaksın. Anteplisin, Antep usulü yapacağım demiştin. Evet, Antep yöresine ait. Her yörenin dolması hı-hı var ama bu yaptığım dolma aksa Antep yöresine ait bir dolmadır. Peki kullandığımız malzemeleri saymadan önce seni biraz tanımak istiyorum. Gülay Buyurun. Kaçan kimdir? Gülay Kaçan Antep'te doğup büyümüştür. Aksaray'a geleli 29 yıl oldu. Hı-hı. 29 yıldan beri buradayız. 6 yıl belediyenin Akmek kantinini işlettim. Hı hı. 6 yıldan sonra da pandemi dönemi nedeniyle bura kendi yerimi açtım. Ayıntap Ev Yemekleri. Çok güzel olmuş. Hayırlı bol kazançların Teşekkür olsun inşallah ederim. Ablacığım. Allah razı olsun. İstersen malzemelerimizi bir sayalım seyircilerimiz için. Değerli izleyicilerimiz, Antep usulü kuru dolma yapıyoruz bugün. Şimdi malzemelerimiz sayalım. 3 bardak yıkanmış pirincimiz var. 2 tane soğanımız var. 5-6 diş sarımsak. Salçalarımızda domates, biber, acı biber, tatlı biber karışık olarak kullanıyoruz biz salçamız. 1 çay bardağı bulgurumuz, zeytinyağımız, karabiberimiz, tuzumuz. Dolmalarımıza gelince acur dolmamız, salçalık tatlı biber dolmamız, kabak dolmamız, normal yeşil biberin acısı, yeşil biberin tatlısı. Bizde 4 kalem biber bulunmaktadır. Bir de patlıcan, bir de kabak. Harcını hazırlayacağız. Önce soğanımızı koyuyoruz. Hepsini çiğden mi kullanacağız? Evet, biz bütün malzemelerimizi çiğden kullanıyoruz. Sarımsaklarımızı ekleyeceğiz. Sarımsaklarımızı koyuyoruz. Tuzla karabiberimizi koyuyoruz. Bizim pekmez gibi sumağımız olur. Bu dolmanın vazgeçilmezidir. Bir yemek kaşığı kadar da bundan koyuyoruz. Hı-hı. Bulgurumuzu koyuyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Bol yağlı, böyle salçalı çok güzel olur. Herkese evet. Çok beğenir Anteplilerin yemeklerini. Bu da 3 çeşit salçamız. Karışık olarak hı-hı kullanıyoruz biz. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra pirincimiz kırılmasın diye pirincimizi sonra koyuyoruz. Yapımı ne kadar sürecek Gülay ablacığım? Bunun yapımı yarım saat sürer. Pişmesi ne kadar sürecek? Bunları da yarım saat sürer. Yarım saatten sonra da tencereye dizeriz. Sert olanları alta sıralamaya göre. Tenceremize kaynar su koyarız. 1 saat ile 1,5 saat arasında. Tencereye dizdikten sonra dolmalarımızı çevire çevire kaynara çıktıktan sonra öyle pişirmek zorundayız. Çünkü her yeri eşit pişsin diye çiğ olduğu için. Hı hı. Normalde bunu yağlı kıymayla yaparlar Antep'te. Ama Aksaray'da yemedikleri için kıymalı, zeytinyağlı tercihimiz oluyor. Daha çok tercih ediliyor. Evet, müşterilere göre. İş yerinizde bundan başka çeşitli yemekler de yapıyorsunuz. Evet, kuru dolmalar yaparız, hı-hı, içli köfte yaparız, mantı. Börekler, pasta evet, çeşitleri börek, hepsini yapıyorsunuz. Triliçe, brownie, köstebek pasta, sipariş yaparız. Kadınlar günlerini alır burada. Hı-hı. İnşallah güzel kazançlarınız olur. Hayırlı Amin. Uğurlu olur ablacığım. Teşekkür ederim. Belediyenizin Akmek bünyesindeydin. Evet. Senin ismini de gerçekten çok duyduk. Çok güzel yemekler, dolmalar yapıyorlar dediler senden için. Teşekkür ederiz bizi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Önce acurumuzu dolduruyoruz. Çünkü acurumuz sert. Bu bizim turşu acurlarımız gibi değil. 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 Bunu Antep'te hı-hı tüylü acur diyerek satılır. Hı-hı. Böyle yeşil olur.
Buralarda bulabilir miyiz? Buralarda biz satıyoruz. Ben bunları güzün böyle çok talep oldu. Önce arkadaşlarıma getirdim. Sonra dediler ki Gülay bize de bunlardan getirmelisin dediler. Ben de bunların hepsini bu güz mevsiminde yeni ürünler çıktığı zaman, yeni mahsuller, orada akrabalar aracılığıyla ayarlıyoruz. Mevsiminde gidip getiriyoruz. Kendiniz Antep'ten getiriyorsunuz. Evet, bunların hep şu anda burada kullandığım her şey, bu pirinç hariç her şey Antep'in. Yöresel ürünler kullanıyorsunuz. Evet, yöresel ürünler kullanıyoruz. Şu anda acurları doldurdum. Çünkü acur sert olduğu için tencerenin tabanına koyacağız. Şunlar yeşil biberin acısı. Bunları şu şekil yapıyoruz. Evet. Taşmasın diye. İçlerini az dolduruyoruz efendim. Fazla doldurmuyoruz. Evet. Bu da mesela kapya biberimiz. Burada kapya biber. Salçalık tatlı biber bu. Bunu da şöyle parmağımızla dibini ayarlıyoruz ki burası boş kalmasın diye. Şu şekil yapıyoruz. Hepsinin ağzını şöyle yapıyoruz. Şu şekil pişme payını bırakacağız. Şu da salçalık acı biber. Bunları haşladığımız bizim vaktimiz olmadığı için evet. Ne kadar sürede haşladık istersen onlardan bahsedelim. Onlardan şöyle. Kaynayan suyun içerisine önce kabakları koyuyoruz. Kabakları biraz haşlıyoruz. 7-8 dakika. Arkasından kabaklar çabuk haşlandığı için o kabakları çıkarıyoruz. Direkt soğuk suya koyuyoruz. Leğene soğuk suya koyup şokluyoruz. Hem de iç, hani kuru kokusu gitsin diye. Kabakları çıkarttıktan sonra patlıcanları koyuyoruz. Patlıcan 10 dakika. 12-13 dakikada biberi haşlıyoruz. En son acuru koyuyoruz. Acuru 15 dakika haşlıyoruz. Acur çünkü sert bir meyve olduğu için, sert bir sebze olduğu için. Kaç kişilik olacak bu yaptığımız yemek? Bu yaptığımız yemek 10 kişilik olur. Artımlı çünkü biberler. Artımlı, evet. Yanına da yoğurtla, salatayla, çorbayla, evet servis yapıyoruz. Çoğu kişinin vazgeçilmezidir kuru dolmalar. Evet, kışın özellikle Antep'te çok dolma yaparlar. Misafire, mevlüte, her şeyin yanına mutlaka dolma yaparlar. Zeytinyağlı, etli. Genelde yemek olarak olduğunda etli olur. Çay yanında çay yanında olunca zeytinyağlı olur. Bunlar da kabaklarımız. Şu anda ben karışık dolduruyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar değerli izleyicilerim. Sizler de aktarlardan ya da Gülay ablamdan gelip alabilirsiniz bu biberleri, kabakları. Kendiniz yapabilirsiniz evde. Kendisi de satıyor zaten, iş yeri var. Şunlar da tatlı biber. Yeşil biberin tatlıları bunlar da. 4 kalem biber olduğu için boş kalmayacak taban ama çok da doldurmayacağız. Biz bir de çiğden yapıyoruz. Burada genel olarak hep dolmaları kavuruyorlar. Evet. Daha lezzetli olduğuna inanıyoruz. Belki de kavurunca şöyle, ama böyle daha yöresel, sağlıklı aslında. Yöresel belki de yöreyle alakalı olduğu için de olabilir. Çiğden de yapıyoruz gerçi bizler. Çeşit çeşit yapıyorlar. Evet. Bu kuru dolmanın kendine az bir kokusu var, tadı var. Haşlarız bunları güzel. Haşladıktan sonra da dolduruyoruz. Sumak mesela dolma, kuru dolmada Antep'te hiç sumaksız yapmazlar. Onu nereden temin edebiliriz? Onu da benden temin edebilirsiniz. Başka yerde bulabilir miyiz? Vardır mutlaka, bilmiyorum. Çok bilmiyorlar burada. Normal sumaktan yapsak, ıslatsak olmaz değil mi? Yok, o buradaki kabuğu gibi. Bir de taneli vardır. O taneli zor oluyor insanlara diye. Daha kolaylık sağlanması için böyle yapmışlar. Gerçekten çok bunun güzel. Bunun üzerine de dolmanın pişerkene suyunu dökeceğiz ya, onun içine de bundan bir yemek kaşığı dökeceğiz. Böyle hem içine hem üzerine döktüğümüz zaman lezzeti daha lezzetli oluyor. Biz içini böyle salçasını, yağını, her şeyini koyarız. Dışına da bir şey koymuyoruz. Sadece kaynar su, ama asla dolmaya soğuk su dökülmez. Olmazsa olmazı budur. Antep püf noktası dolması budur yani. Evet, bir de haşlanan dolmaları soğuk suya koyuyoruz. Çok duyacaksınız efendim, evet. Unutmayalım. Mutlaka eşit doldurmaya çalışıyorum şeye. Gerçekten bir renk cümbüşü
Çok güzel görünüyor. Eminim ki lezzeti de o çok evet. güzel olacak. Bak biberlerin farkı şu. Mesela şu salça tatlı ya, bu acı olduğu için ince kabuğu. Mesela oradan anlıyoruz. Evet, oradan anlıyoruz. Aynı işte bu ürünlerde olduğu gibi. Onu baktığımız zaman biliriz. Mutlaka birazcık bulgur da koruruz. Aksaray'a nasıl geldiniz Antep'ten? Nasıl gerçekleşti? Antep'te kayınbabam işletmeciydi. Hı hı. Antep'e taşınmışlar. Burada yıllar önce 70'te gelmiş kayınbabam. Burada çalışmış, işini yoluna koymuş, Antep'e gitmiş. Orada da geri bir iflas yaşamışlar. Sonra buraya taşınmışlar. Ben bir yıllık evliyken, evet bir yıllık evliyken buraya taşındık. Burayı da seviyorum. Yine Antep'e gidip geliyoruz. 3 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Bekar mı? Evet, bekar üçü de. 3 tane oğlum var. Allah bağışlasın ablacığım. Sen de burayı işletiyorsun. Ben de burayı işletiyorum. Yeni açmışsın zaten, tesadüf oldu seninle karşılaşmamızda. Evet, teşekkür ederim. Rica ederiz ablacığım. İkinci haftamızdayız. Çok erken oldu ama olsun. Olsun, kısmet. Çok güzel oldu bence. Seni evet. tanımış olduk biz de erkenden. Evet. Üzerindeki önlüğün çok hoşuma gitti. Onu sormak istiyorum. Özel bir manevi şeyi var mı? Manevi şöyle. Ben 3. 4. sınıfa giderken annem rahmetli bunu örmüştü. Allah rahmet eylesin. Ben de çekim oldu deyince onu o hani onun hatırası diye kaldırmıştım. Hiç kullanmamıştım. Antep'te çeyize çok önem verirler. Kızların çok fazla çeyiz olur. O yüzden bu da sandığım bir kenarında duruyordu. Özellikle çıkardım. Bugün bunu takmak istedim. Bana uğur İyi getirsin yapmışsın. Diye. Gerçekten çok hoşuma gitti. Anneniz de mekan cennet Annem olsun de çok inşallah. Becerikli, çok dolmaları güzel yapan bir kadındı. Siz de ondan öğrendiniz böyle evet. güzel dolmalar yapmayı. Maşallah. Evet. Mesela dolmamız şöyle açık olabilir. Mesela bu böyle. Evet, yırtılmış bir mesela biber. Bunu böyle şey yaparız. Mesela bunu şurasını da mesela yırtayım. Böyle yırtık bu tamamen. Hı hı. Bunu şu şekil sarma gibi yaparak en üste koyarız. Bunları atmıyoruz. Evet. Değerlendirmemiz evet. gerekiyor. Yırtık olan biberleri de. Evet. Açılma yapmıyor hiçbir şekilde. Yok, yapmaz. Çok da pratik bir ablamız. Hemen doldurdu maşallah. Ben haftada 2 kere 3 kere yapıyorum dolmayı. Burada da günlük menünüzde çıkartıyorsunuz değil mi haftada birkaç günlük, gün? Günlük evet. Bir de şöyle sipariş. Siz bana sipariş veriyorsunuz. Diyorsun ki mesela 20 tane biber istiyorum. 10 Hı-hı. tane patlıcan. 10 tane öbüründen neyse. Bir de bana şey söylüyorsunuz. Acısını söylüyorsunuz. Hı-hı. Hani bizim biraz bizim yemeklerimiz acı buraya oldu. Göre acı. Evet. İşte alerjin varsa karabiberini falan söylüyorsun. Hı-hı. Verdiğin siparişi söylüyorsun. Ben dediğin saatte pişmiş olarak hazır veriyoruz. Fella köftesi de mesela öyle. İçli köfte de. Hı-hı. Sadece bana kendi damak tadınıza göre söylüyorsunuz. Ne güzel, her şeyi yapabiliyorsun. Evet. Bunları daha sonra tencereye dizeceğiz ve evet. ocağa göndereceğiz pişmesi için. 1-1,5 saatte pişer demiştin. Evet. Bunu normal soğuk su dökmüyoruz. Sıcak dökecektik. Evet. Unutmamışım bu püf noktası demiştin. Evet, bol soğan, çiğ olacak, sarımsak, hı-hı. çiğ. Salçayı da 3 çeşit kullanacağız. Bizim salçalarımız zaten karışık olarak. Salça da var, Antep'ten getirdim. Yine her buradan temin edebilir insanlar. Bizler evet. de evlerimizdeki salçalarımızı da yapabiliriz. Evet. Biber ve domatesi karıştırıp. Evet. Gerçekten yapımı da oldukça basit. Sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Şu an sona yaklaştık. On kişilik bir dolma yapıyoruz şu an. En çok dikkatimi çeken o acurlar oldu benim. Bir acuru burada bilmiyorlar. Şaşırdım ben görünce aslında. Tadını da çok merak ediyorum. Aslında acaba acurlar nasıl oldu? Bir ekşi bir tadı mı var? Yok, değil. Zaten bizim dolmamız biraz ekşi olur, muz olur. Şeye göre, Aksaray'daki dolmalara göre. O da sumaktan kaynaklı. Sumaktan kaynaklı. Evet. Bol yağlı, bol salçalı, çok güzel bir bu Antep şimdi usulü, çiğ dolma. Olduğu için, hı-hı. piştiğinde açılacağı için o yüzden böyle salçalı gibi gözüküyor ama pişince öyle salçalı gibi değil. Hı-hı. Olmuyor öyle.
Değerli izleyicilerimiz, bizim dolmalarımız çıktı ve sunumu hazırladı Gülay ablam. Ellerine sağlık ablacığım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. İstersen nasıl yaptın? Baştan seyircilerimize bir aktaralım. Baştan soğanımızı, sarımsağımızı, karabiberimizi, tuzumuzu, yağımızı koyduk. Güzelce karıştırdık çiğden. 3 çeşit salça kullanıyoruz. Salçalı dolmalarımızı doldurduktan sonra tencereye sıra sıra acurdan başlayarak dizdik. Kaynara çıktıktan sonra ağzına bir kapak kapattık. Sumak ekşisinin üzerine yine döktük pekmez gibi olandan. Altını kaynara çıktıktan sonra kısıyoruz. 1,5 saat tenceremizi ara ara yer yer çevirerek suyu çekene kadar pişiriyoruz. Pişmiş olan dolmalarımızı da dinlendikten sonra böyle sebze tabağımızı alıyoruz. Yoğurtla yiyoruz. Afiyetle. Şimdi merak ediyorum. Size için tadına bakacağım. Ellerine kabak sağlık ablacığım. Kabaktan alayım. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyor. Eminim lezzeti de öyle. Yoğurtla mı yemem gerekiyor? Evet. Daha mı burada güzel oluyor? Genelde yoğurtla yiyorlar. O yüzden. Harika olmuş. Kabağı normalde fazla tüketmeyen birisiyim ama dolmada gerçekten çok güzel olmuş. Bu su kabağı. Ellerine sağlık. Normal kabak değil. Su kabağı diye geçer Antep'te. Böyle dışını kazırlar, tuza bularlar bunu. Yere sererler. 3-4 gün yerde bekledikten sonra ipe takarlar ki ipte yırtılıp da yere düşmesin kabaklar çok diye. Çok güzel. Gerçekten içinin lezzeti, kokusu muhteşem olmuş. Ellerine, emeğine sağlık şey, ablacığım. Tekrardan teşekkür olsun. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün anısına belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de sana küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan teşekkür inşallah. Ederim. Selamlarını da getirdik aleyküm sizlere. Aleyküm selam. Bizden de selamlar, çok teşekkür saygılar. Ederiz. Tekrardan teşekkür ellerine ederim. Sağlık. Harika olmuş. Efendim sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz. Gülay ablamın tarifiyle Antep usulü bir kuru dolma yaptığı. Gerçekten yapımı oldukça basit. İş yerine gelip tadabilirsiniz. Gerçekten çok farklı güzel lezzetler de yapıyor. Yeni açmış kendisi. Gelip uğrayabilirsiniz. Çayını, kahvesini ve yemeğini de yiyebilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum ablacığım. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta Lezzet Avcısı'nda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Benim evime, işletmeme de gel, sana da güzel yemekler yapayım diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize güzel, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.